arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Konteyner Beşiktaş'tayız. Yanımda Asuman Akgüy Özdemir var. Bu atölyenin kurucusu mu denebilir? Konteyner'in nasıl bir yer olduğunu ondan dinleyelim bence. Burası çeşitli disiplinlerde sanatçıların çalışma yaptığı bir alan. Büyüklerin oyun alanı diyebiliriz. Sanatla oyun oynamak için düzenlenmiş bir mekan. Mimarisi de o yüzden çerçevelenmek ve oyun oynamak üzerine tasarlanmış durumda. Multidisipliner bir atölye diyoruz. Bu çok üst disiplinler sanatçı çalışma yaparken iç içe geçmiş disiplinlerle çalışma yapıyorlar. Deneysel bir ortam. Birçok sanatçı bu alanı kullanarak üretim yapıyor. Atölye çalışma. Ben biraz önce çalışıyordum ve elleri böyle seyrettim şekilde ben çektim, aldım onu. Evet, buranın en güzel şeyi, buralar sahiden yerler gıcır gıcırdı falan demişti bana. Evet. Ve hepsini kendileri yapmışlar ve hani çok güzel hepsi. Ben çok çok seviyorum ve motivasyon açısından çok iyi oluyor. Ben bir şeyler bile etmek istiyorum. O zaman şu anki workshop'umuzu deneyelim. Tamam. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. Arkadaşlar artık workshop'un ne olduğuna dair kısma geliyoruz. Emine Kuşçu var yanımda. Bu workshop'un eğitmeni. Kalıp hazırlamanın atölyesi. Kullandığımız malzeme strafor. Burada bir örneği var. Evet. Bu strafor malzemesinden hazırladığımız kalıpları kumaşın üzerine kumaş boyası kullanarak transfer ediyoruz. Buna da basma işlemi yapıyoruz. Bu atölyenin özelliği. Her şeyi kendimiz yapmayı çok seviyoruz. Kendimiz özgün olsun istiyoruz biliyorsunuz. Kendi kalıbımızı oyunumuzun avantajıyla dizaynımızı yapabilirsiniz. Özgün ve başka hiçbir artık olmayacağımız bir dizayn olacak. Üzerindeki motifler şu yukarı tuşu, Çin motifi ama bu da yine aynı şekilde. Ama kendi desteğiniz varsa eğer, yani resminiz iyiyse, fırçalarla. Baskı hiç denemedim ama burada bir denemek istiyorum açıkçası. Deneyebiliriz herhalde. Harika, deneyebilirsiniz. Arkadaşlar, var olan bir kalıp üzerinden yapalım. Çünkü ben onu yapabiliriz. Tamam, harika. Evet. Arkadaşlarımızın burada da çok güzel kalıplar var. Bir de 5 şansı var. Boş. İstersen birebir uygulamaya geçelim. Çok güzel olur. Şimdi biz burada kumaşa baskı yaptığımız için kumaş boyası kullanıyoruz. Bu malzemeler aslında hepimizin evinde olan hatta nazarda olan malzemeler. Bu hidrallardan çıkıyor. Bunları atmıyoruz, değerlendiriyoruz. Yani bu süngerlerde fışık süngeri. Aslında şu tutamda bir sebep. Aslında şu süngerde. Fakat küçük bir alana temas edeceğimiz için bunları sıfır kullanmak yerine evdeki eski süngerleri iyice kuruttuktan sonra da değerlendirebilirsiniz. Şimdi boyayı alıp bu yüzeye ince bir tabaka halinde çok hafif dokunuşlarla şöyle kıt 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 kıt. Şu baskının hazırlanma sürecini aslında workshop'ta görüntüler halinde paylaşacağız. Yani bunun için çok vaktiniz olmayabilir. Başka bir zaman kalıp oymaya da bekliyoruz. Evet. Şimdi boyayı yine indirdik. Şöyle bir parlaklık göreceksiniz. Bu kalıp şu an hazır. Bunun deneme baskısını da deneyebiliriz. Yüzeyi şöyle bırakıyorum. Üstünden azıcık bastırıyorum. Dolayısıyla.
kaldırıyorum. Bas gayet güzel. Şimdi hemen çanta basmaya başlayabiliriz. Şunu ben sana veriyorum. Bu deneme kumaşını kaldırıyorum ve sana çanta getiriyorum. Çok farklı bir şey. Yani bez çanta üzerindeki görüntüsünü gösterebileceğiz. Kalemle çizip daha sonra kreatör bıçakları var. Şunlarla oyuyorlar. Yani mantık şey, yani üzerine kesin görünüp basmamamız gereken yerleri almak aslında. Ve şöyle küçük aletler mi desem artık, aparatlar mı, onları yakıp kullanıyorlar. Onun sebebi daha şey, strafor malzemesiyle mi? Yani mesela şurada şu kenarları oymadığınız takdirde böyle bulaşmalar oluyor. O yüzden bunları da alıyorsunuz. Baskıda çıkmamak için. Biraz ondan dinleyelim. Hani
süreç nasıl oldu? Fikir nasıl geldi? İstersen ondan bahsedelim. Peki, seve seve. Konteyner aslında sokakta çocukluğumuzda oynadığımız sokak kaleleri vardı, inşaatlar vardı biliyorsun. Orada oyunlarımıza kaldığımız yerden devam ettiğimiz yer. Baktığınızda konsept olarak bir sokak görüntüsü var konteynerde. Ve özellikle hiçbir dekorasyonu insanın kendi beğenilerine geçmesini istemedik. Baktığınızda kendiniz hayal kuruyorsunuz. Duvarlarımız, sütunlar, tavanımız hep boş aslında. Yani çok özel bir çalışma değil bu. Tamamen amatör, kendi zevkimize ve kendi hayatta biriktirdiğimiz tecrübelere göre yaptığımız bir yer. Üstünü sadece güzel eserlerle doldurduk. Bunlardan bir tanesi de bu eser. Güzel çiftçi. Kaliteli şeyler olsun istedik. Ve atölye mekanı, önünde küçük bir kafe soba, insanların sanat duygularını besledikleri, eğlendikleri, güzel olsun içerikleri, rahatlıkları bir yer olsun istedik. Bugün aldığımız tepkiler doğru yolda olduğunu gösteriyor. Henüz tanımlamamız yok, çok yüksek seviyede değil. Ama sanıyorum çok da vakit almayacak o seviyeye ulaşmak. Çünkü genelde aldığımız tepki çok sıcak mesajları olan, kendimizi çok iyi hissettiğimiz bir yer olmuş şeklinde. Bunu duyduğumuzda çok mutlu oluyoruz. Zaten amacımız da buydu. İnsanların kendimizi de iyi hissetmesi. Bir de yaratıcılığı teşvik edebilmesi için biraz önce de söylediğim gibi mekan yani kendisi tamamlamıyor kompozisyonu. Karşıdakine bırakıyor. Buraya oturan bir kişi şurada şurada olabilirdi. Burada bu da olabilirdi. Burası şöyle olsaydı bu da olabilirdi. Evet, güzel olabilirdi şeklinde yorumlar yapmasına müsaade ediyor mekan. Gördüğünüz gibi tatlı kasalarla sehpalarımız var. Yani değişik böyle kendimize göre basit, asla makyajlı olmayan bizim belki paketliyiz. Boya yoktu. Evet, hiçbir boya yoktu. Hiçbir makyaj malzemesi yoktu. Plastik yoktur. Hep natural, taş, demir. Malzemenin ilk hali. Malzemenin ilk hali ve onun üzerine yerleştirilmiş sanat eseri. Konteyner böyle bir yer. Umarım sizin gibi herkesin hoşlanırlar. Biz bu tepkileri aldıkça çok mutlu oluyoruz açıkçası. Daha içinde de eşimle birlikte güzel sanat kimliklerine ev sahipliği yapacağız. Teşekkür ederiz. Emeğinize sağlık. Harika bir yer olmuş. Ben teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun geldiğiniz için. Evet arkadaşlar artık gidiyorum. İki tane çantamla. Aslında insanlarla da konuşmak isterdim. Çünkü özel hayatlarından çok farklı işler yapıp hobi amaçlı gelenler de var buraya. Onların nasıl hissettiğini falan konuşmak isterdim. Çünkü sana çok darlamak istemedim. Çünkü odaklanmaları gerekiyor işleri yaparken. Çok harika bir yer gördüğünüz gibi. Umarım faydalı olmuştur. Burada birçok alanda, multidisipliner bir atölye olduğu için birçok alanda workshoplar yapılıyor. Ben olabildiğince bunlarla ilgili size bir şeyler çekmeye çalışacağım ama siz de mutlaka ziyaret edin. Programlarına bir bakın lütfen. Teşekkür ederim beni izlediğiniz için.